Dolmabahçe Sarayı'nın önünde iki asker nöbet tutuyor ve ikisi de farklı yönlere doğru bakıyorlardır. Askerlerden birisi batıdan kimsenin gelmediğinden eminken, diğer asker de doğuya bakıyordur. Fakat birkaç dakika sonra askerlerden birisi diğerine ''Neden gülüyorsun, ne oldu?'' diye sormuştur. Peki bu asker diğer askerin güldüğünü nasıl anlamıştır? Size verilen süre başladı. Bakalım kimler bu soruya doğru bir şekilde cevap verecek. Askerler gerçekten farklı yöne bakıyorlardı fakat sırt sırta durmuyorlardı. Bu iki asker birbirlerine bakar şekilde duruyordu ve biri diğerinin güldüğünü bu şekilde görmüştü. Peki kimler bu sorunun yanıtını doğru bir şekilde bulabildi? Fatma'yı dedesi parka oynamaya götürmüştü. Fatma parkta oyun oynadığı sırada bir anda hava değişmiş ve yağmur yağmaya başlamıştı. Bu dede ve torunun şemsiyesi ya da şapkası bulunmamaktaydı. Parkta da ne yazık ki altına sığınacakları hiçbir yer yoktu. Daha çok ıslanmamak için eve doğru yürümeye başladılar. Dede ve torun eve doğru yürürken giysileri sırılsıklam olmuştu. Fakat Fatma'nın saçları sırılsıklam olurken dedenin saçları ıslak değildi. Bu nasıl mümkün? Yoksa dede torunun ıslanmasına göz göre göre izin mi vermişti? 10 saniyelik süre başladı. Fatma'nın dedesi keldi ve bu yüzden de saçları ıslanmamıştı. Peki dedenin kel olduğu aklınıza gelmiş miydi? Şehrin dışında her şeyin sarı olduğu tek katlı bir ev varmış. Bu evin dış cephesi sarıymış, iç duvarları sarıymış, kapıları sarıymış, hatta ve hatta evdeki tüm mobilyalar bile sarıymış. Yani evde sarı yataklar ve sarı kanepeler bulunmaktaymış. Bu evde yaşayanlar gün içerisinde sarı kıyafetler giyerken, uyurken sarı yorganlar örtmekteymiş. Peki her şey sarıyken bu evin merdivenleri ne renk? Size verdiğimiz süre başladı. Bakalım kimler bu sorunun cevabını doğru bir şekilde tahmin edecek. Sizlere merdivenler de sarı demek isterdik. Ama ne yazık ki bu ev tek katlıdır ve bu yüzden merdivenleri sarı olamaz. Videomuza gözlerinizi test edeceğiniz sorularla devam ediyoruz. Size vermiş olduğumuz bu görselde farklı olanı bulabilir misiniz? Farklı olan kediyi sizler için gösterdik. Bir önceki sorumuz sizlere kolay geldiyse bu soru tam da size göre. Bakalım kimler kendisine verilen süre içerisinde farklı olan yoncayı bulabilecek. Farklı olan emojiyi sizler için gösterdik. Güllerin bulunduğu görselle videomuza devam ediyoruz. Size vermiş olduğumuz bu görselde farklı olan gülü bulabilir misiniz? Farklı olan gülü sizler için gösterdik. Geldik iki resim arasındaki farkları bulmanız gereken sorulara. Size verdiğimiz bu iki resim arasında 7 fark bulunmakta. Bakalım kimler kolaylıkla bu farkları bulabilecek? Sizden bulmanızı istediğimiz bu farkları yine sizler için gösterdik. Bu sefer ise size bir aşçının bulunduğu bu iki resmi veriyoruz. Bakalım kimler bu iki resim arasındaki 7 kolay farkı bulabilecek? Bu iki resim arasındaki farklar işte burada. İki resim arasındaki farkı bulabilmeniz adına bu sefer sizlere bu sevimli köpek görselini vereceğiz. Bakalım kimler bu sevimli köpek görselindeki tek farkı kolaylıkla bulacak.
sizden bulmanızı istediğimiz tek fark işte burada. Kedinin kafası ve patisinin de ayrı ayrı verilmiş olduğu bu görselde sizden son denklemin alması gereken sayıyı bulmanızı istiyoruz. Peki kimler bu denklemin sonucunu bulabilir? Denklemde ilk verilmiş olan kedi 14 değerine, kedinin kafası ise 7 ve son olarak 2 pati ise 6 değerine sahiptir. Son denklemde yerine yazdığımızda sonuç 49 yapar. Şimdi ise size bu resmi vereceğiz. Bu şekillerin değeri nedir ve işlemin sonucu kaç çıkmakta? Süre başladı. Bu soruda apartmanın değeri 10 iken trafik lambasının değeri 3 yapmaktadır ve iki çocuğun değeri ise 4'tür. Son denklemde yerine yazarsak sonuç 60 çıkmakta. Size vermiş olduğumuz bu üçgenlerin içerisindeki sayılar belli bir kurala göre yazılmıştır. Peki kimler soru işaretli yere gelmesi gereken bu sayıyı doğru tahmin edebilir? Soru işaretli yere gelmesi gereken sayı 17. Çünkü üçgenin en üst yerinde yazan sayıyla sol alt köşedeki sayı çarpılır ve sonrasında sağ altta bulunan sayıyla toplanır. Bu görseldeki şekillerde belli bir mantığa göre oluşturulmuştur. Bakalım kimler soru işaretli yere gelmesi gereken bu şekli bulabilecek? Soru işaretli yere gelmesi gereken şekil E'de bulunan şekildir. Çünkü diğer şekillerin içerisinde 1, 2, 3 ve 4 bulunmaktadır. Size verdiğimiz bu görselde belli bir mantığa göre oluşturulmuş. Bakalım kimler soru işaretli yere gelmesi gereken şekli size verdiğimiz sürede bulabilecek? Soru işaretli yere gelmesi gereken şekil B şıkkında bulunan şekildir. Çünkü sembollerin soldan sağa dizilişi ile sağdan sola diziliş sıraları aynıdır. Şimdi ise sıra resimde saklı olan hayvanı bulmanız gereken soruya geldi. Bakalım kimler kendisine verilen sürede bu hayvanı bulabilecek? Resimde gizli olan hayvan işte burada. Peki bu resimdeki gizli olan hayvanı bulabilir misiniz? Süreniz başladı. Resimde gizli olan hayvanı sizler için gösterdik. Resimde kaç kare görüyorsun? Bu soruyu insanların %99'u bulamıyor. Resimde 11 adet kare vardır. Eğer yanlış saydıysan bir daha say, doğruyu bulacaksın. Geldik son sorumuza. Size verdiğimiz bu görselde buz kütleleriyle yarısı yanan, yarısı yanmayan kömür üzerinden geçmeye çalışan, diğer görselde ise lavlardan geçmeye çalışan, son görselde de buzların arasından geçmeye çalışan 3 çocuk bulunmakta. Peki siz olsaydınız buz kütleleriyle hangisinin üzerinden geçmeyi tercih ederdiniz? Yanan ve yanmayan kömürlerin bulunduğu bu yoldan geçmek en mantıklısı olacaktır. Çünkü sıcaklık buzu eritecek ve kömürler sönecektir. Üçüncü yolu seçmek de sizin için mantıklı olacaktır fakat elleriniz soğuğa dayanabilirse. Beyin kanalının bu videosu bitmiş olsa da diğer videolarımıza gitmek için karşıdaki önerilen videolardan birine tıklayabilirsin. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsan da videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutma. Sıradaki videoda görüşmek üzere.